Merhaba değerli dostlarım. Bugünkü hikayemizi de sevgili dostum Turhan Eyüboğlu'nun Annemin Şarkıları isimli kitabından aldım. Bir babanın kızıyla vedalaşma hikayesi. Umarım sonuna kadar okuyabilirim. Tanrı kimseyi evlatlarıyla vedalaştırmasın. Artık hastanenin bahçe kapısına gelmiş, bahçede bulunan kocaman çınar ağacının sararan yapraklarının uçuşması sırasında kalmıştı. Yapraklar sanki bir komutandan emir almışçasına sırayla toprağa doğru yol alıyordu. Toprağa kavuşan yaprak tüm bedeniyle serinim dercesine kendini toprağa teslim ediyordu. Yaprakları çiğneyerek hastaneye doğru ilerliyordu ki aklına ilk kızı geldi. Alev ateş yanıyordu. Kucağında onu bu yoldan hastaneye getirirken. Bahçe yolunu çok hızlı geçip ateşler içinde yanan kızını doktora getirdiğinde havale geçiriyor sözünü duymuştu. Ancak tüm çabalara rağmen küçük kızını kurtaramamışlardı. Hastanenin bahçe yolunda yürümek ona eziyet veriyordu artık. İçinden dua ediyordu. Allah'ım ne olursun bu kızımı bana bağışla diye yalvarıyordu. Artık giriş kapısına gelmiş, merdivenleri hızlıca çıkmaya başlamıştı. İkinci katta büyük bir kapının önünde durdu. İçeride nefessiz kalacakmış gibi bir iki derin derin nefesi içine çekerek kapıyı açtı. İçeri girdi, gözleri kapalı olarak, Allah'ım inşallah yatakta oturuyor ve gülümsüyordur. Gün boyunca onun yanında kalıp kızımla konuşacağım diye aklından geçirdi. Ancak bir taraftan da öyle olsa doktor, hastaneye gelmeniz gerekiyor diye niye desin ki, aklının bir tarafı onu dürtüyordu. Gözlerini açtı. Loş bir oda. Gündüz olmasına rağmen perdeler kapanmış durumda. Yatağa baktığında kızı uyuyor gibiydi. Yavaşça yatağa yaklaştı. Kızına doğru eğildi. Artık kızının yüzünü seçebiliyordu. Saçları ıslaktı. Elini yavaşça yastığa koyunca yastığın da ıslak olduğunu hissetti. Birden elini yastıktan çekti. Odanın kapalı perdelerinin olduğu tarafta bir sandalyeye gözü ilişti. Onu almak için sandalyeye doğru yürüdü. Sandalyeyi alırken perdeyi hafifçe açtı. Güneş sanki perdenin arkasından içeriye girmek için saatlerce bekliyormuş gibi aceleyle içeriye sızdı. Artık odanın bir bölümü tablolarda resmedilen karanlıkla aydınlığın kesiştiği yer gibi olmuştu. Sandalyeyi kızının yatağının yanına koydu ve bedeninde tonlarca ağırlığı hisseder gibi sandalyeye oturdu. Yavaşça elini kızının eline doğru uzattı. Artık elleri kavuşmuştu. Kızının eli kendi elinin içinde beni bırakma dercesine değil, yanımdasın ya, o bana yeter diye tutuyordu elinde. Kızının yüzüne bakamıyordu. Zira kızı çok zor nefes alıyor, göğüs kafesi yerinden çıkarcasına kalkıp iniyor ve o hiçbir şey yapamıyordu elini tutmanın dışında. Bir anda kızının nefesi duruyor, sanki öksürecek gibi geliyordu ona ve hızla kalkıp inen göğsü dalgasız bir deniz gibi kalıyordu. O an gözlerine bakıyor, aç dercesine. Ancak sol gözünde bir yaş damlası hedefine giden bir kurşun gibi beliriyordu. İşte o an, gözyaşının belirdiği an, onun kendini hatırladığı andan şimdiki ana kadar onunla geçirdiği hayatı film şeridi gibi gözünde canlandırıyordu.
Gözyaşı gözün ucundan bir damla olarak doğuyor, sonra arkasında bir yol bırakarak şakağa doğru yuvarlanıyor. Sonra bir dağın tepesinden aşağıya akarcasına yanağa doğru hızlanıyordu. İşte bu zaman içinde kızıyla geçirdiği hayatı tekrarlanıyordu gözünün önünde. Bir mucize gibi bu kısacık süreye bir yaşamı sığdırıyordu. Elini tutan el, elinin onun elini tutmaya ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Çünkü o, yanımdasın, yanımdasın ya, o bana yeter diyen el, elini tutamaz hale geliyordu. Kızının eli alev alev yanıyordu. O yangın ona sıçramış, artık onun eli de ateşten yanmaya ve bu yangın vücudunu sarmaya başlamıştı. Elini tuttuğu kızı belli ki tüm gece kimseyi rahatsız etmemek için ateşler içinde yatakta kalmıştı. O kadar bitkin düşmüştü ki artık eli elini tutamıyordu. Gülümsemek istiyor ancak yüz kasları buna izin vermiyordu. Çok kısık bir sesle, "Baba, akşam rüyamda annemi gördüm. Çok iyiydi," dedi. "Çok sevindim kızım. Baba, biliyorsun, annemin ölümüne çok üzülmüş, çok ağlamıştım. Şimdi bana söz vermeni istiyorum." "Ne sözü kızım?" "Benim arkamdan ağlamayacağının sözünü." Baba kızından gözlerini kaçırarak başını olur anlamında aşağı yukarı sallıyor. İçinde kopan fırtınayı ona hissettirmemek için elinden geleni yapıyordu. Eşini bir sene önce yine böyle bir ateşli hastalık nedeniyle kaybetmişti. Eşi tedaviyi reddederek sanki küçük kızına daha hızlı kavuşmak için öyle bir karar almıştı. Onu bir türlü tedaviye ikna edememişti. Artık yanında sadece bu kızı kalmıştı. Onu kaybetmek istemediği için bir şeyler yapmak istiyor. Ancak kızının yanında olmanın dışında elinden bir şey gelmiyordu. Birden elini tuttuğu kızının eli güçsüzleşip elini bıraktı. Hemen ayağa kalktı ve kızına doğru eğildi. Kızının gözleri uykuya dönmüş, biri insanın gözleri gibi kapalı. Ve mutlu olmuş gibi de gülümser haldeydi. Biraz daha eğilip alnına bir öpücük kondurdu. İşte o anda kızının nefes almadığını fark etti. Ve başını kaldırarak ona uzun uzun baktı. "Doktor, doktor, kızıma bir şey oldu," diye seslendi. İçeri giren doktor kızın yanına koştu. İşte zaman kızı için orada durmuştu. "Doktor, başınız sağ olsun. Kızınızı kaybettik," dedi. Kızıyla geçirdiği son 5 dakikadan sonra baba kalbi o anda verdiği sözü tutamamış ve kızıyla arasında geçen o son anları bir şiire dökmekten kendini alamamıştı. Bu muhteşem dizelerde işte böyle bir acının ardından yazıya dökülmüş ve ölümsüzleşmişti. Veda Buğsesi, Orhan Seyfi Orhon'un kızı için yazdığı Yusuf Nalkese'nin Muhayyer Kürdi makamında bestelediği şiirdir. Şimdi bu şiiri sizlere şarkı olarak okumaya gayret edeceğim. İçinde pek az kişinin bildiği ikinci kıtasını da ilave etmeye çalışarak. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Şimdiden kulaklarınıza sağlık.
Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden yolcunun dağda. Birini çağırmak için imdada, yaktı ateşi yakmayacaktı. Birini çağırmak için imdada, yaktı ateşi yakmayacaktı. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı.